Evet, sevgili yıldızlar, Şairane Farsça derslerimize hoş geldiniz. İleri seviye metinlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar daha yüklemedik ama Muhammed hocamız da bugün YDS metinleri de, haber metinleri de okumaya başladık. Bilginiz olsun, onları da bugün yarın yükleyeceğim. Evet arkadaşlar. Evet, umut güzel şey arkadaşlar. Umut, evet. Umut çok sevdiğim bir kelime. Allah arkadaşlar hiç kimsenin gözlerine bulut düşürmesin, yüreğine umut düşürsün diyoruz. Ve Şairane Farsça derslerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar zannediyorum bu 31. videomuz ileri seviye metinlerde. Evet, zor bir metin arkadaşlar ama elimden geldiğince halletmeye çalışacağım. Bu metni yıldızlara anlatmaya çalışacağım. Evet, insan Dergarni Bistom 20. yüzyılda insan. Bistom arkadaşlar 20. Bist 20, Bistom 20. 20. Garni'de yüzyıl. Garni Bistom 21. yüzyılda insan ve beyeki es arzuhay hezaran saleyho tresit. Diyor ki kendi binlerce yıllık arzularından birine insan 20. yüzyılda ulaştı. Residen arkadaşlar yetişmek, ulaşmak. Resanden göndermek arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Residen nedir? Ulaşmak arkadaşlar. Res geniş zaman kökü. Residem ulaştım. Residi ulaştın. Resit ulaştı. Residim ulaştık. Residit ulaştınız. Resident ulaştılar. Burada ne diyor? Ulaştı. Residem, residi, resit. Evet. Yeki ez in arzuhayı gadimi. Eski arzu, bu arzularından biri revnak sanati sinema bud. Sinema sektörünün canlandırılmasıydı, ihyasıydı da diyebiliriz arkadaşlar. Revnak, canlandırma. Tamam mı? Onu ihya etmek istiyorum. Evet. Hıyali, evet hıyali betasviri der avordani arzuha ve ümithai insan. İnsan ümitleri ve isteklerinin görüntüye çıkarılması, görüntüye çıkması ya da arkadaşlar görüntüye dökülmesi hayali ez saliyani bisyar uzun şey bisyardur arkadaşlar. Uzak yıllardan beri, yani çok eski zamanlardan beri demek istemiş arkadaşlar. Daima hemrahı insan budest. Her zaman diyor insanın yoldaşıydı, içindeydi. Yani insanın içinde böyle bir bunu dışarı çıkarmak varmış arkadaşlar yani. Yani bu görüntüye dökme meselesini. Evet. İnsan hemrahı insan, insan eşliğinde, insanın yanındaydı falan, içindeydi gibi düşünün arkadaşlar. Hemrah yoldaş aslında. Hem insanın yoldaşıydı idi desek de olur. Ya tabii biraz böyle mecazi bir anladım var. İnsanlığı nehostin. Arkadaşlar nehostin ilk insan. Birinci demek. Birinci insan yani ilk insan. Ruhi divarhayı gari. Mağara duvarlarının üzerine der an orada ki der an zendegi miker. Diyor ki tabii bu mağaranın nedir? İçinde yaşadığı, orada yaşadığı, içinde yaşadığı mağaranın duvarları üzerine arzuha ve ümit hayhot kendi ümitleri ve arzularını resmediyordu. Nakkaşi kerden resmediyordu, çiziyordu ya. Garnha ve salha gozaşti. Yıl ay garnha asırlar arkadaşlar ve yıllar geçti.
Ama nasıl geçmiş bakalım, durun. Ta inki. Arkadaşlar bu inceye kadar gibi bir anlamı verecek şimdi, tamam mı? İnsan, tevanist. Arkadaşlar buradaki tevanist biraz tabii karışık bir cümle. Ta bu nemayeş daden etkiliyor. Yani gösterebilir gibi düşünelim. Bak ne diyor? Sevdiği, bak dustarent, an çizihayı Heme-i an-çizihâ-i ra ki dustaret. Sevdiği o şeylerin hepsini insan berru-i perde-i bozor gibi büyük bir perdenin üzerine, o perdeye ne deniyormuş? Perde-i sinema anlamda. Sinema perdesi diye adlandırılan büyük sinema perdesinin üzerine aktarabilinceye kadar arkadaşlar, bakın insan diyor bilmem ne, sevdiği şeyleri bilmem neyi aktarabilince, perdenin üzerine aktarabilinceye kadar yıllar ve asırlar gozaşten geçti. Bak burada ne yaptık? İnceye kadar. Bu tevanisten de nemayiş dadeni etkiliyor. Nemayiş daden göstermek, sergilemek arkadaşlar. Zaten nemayiş de oradan geliyor. Tamam mı? Evet, nemayiş göstermek. Nemuden göstermek. Nema arkadaşlar geniş zaman kökeni. Sinema dergani bistom. Bad ezbe hareket der. Der amedeni aksayi müteharrik. Poştiser gozeşteni dovrani sinema yısamet ve film hayı siyah ve sefit kemkem ve sanati bisyar rıhırfe tebliğ çok vay ne yapmış böyle ya. Evet. Var ya bu ileri seviye metinler zor, haberler daha zor. Haberlerde arkadaşlar ben yokum artık. Muhammed hocamızla işleyeceksiniz. Evet, 21. yüzyıldan sonra sinema, tamam mı? Ne diyelim? 21. yüzyılda, bir dakika, derdim. Ne diyor? Hareketli fotoğrafların, aksi resimlerin hareketine dökülmesinden sonra, evet harekete çıkarılmasından sonra, tamam mı? Hareketinden sonra. Evet, harekete çıkarılmasından sonra arkadaşlar ve hareket der amedeni aksayi mütahrik. Ha şöyle yani hareketlenmesinden sonra diyelim artık. Evet. Nedir? Hareketli fotoğrafların nedir? Fotoğrafların işte deramadan çıkarmak çıkarılmasından dökülmesinden yani işte nedir fotoğraf haline getirilmesinden hareketiyle evet çıkarılması hareketinden sonra arkadaşlar uçti ser gozeşteni doğrani sinema Samet ve film hayi siyah ve sefit. Ne diyor? Beyaz, siyah beyaz filmler ve sessiz Samet arkadaşlar. Sessiz sinema döneminin geride bırakılması. Evet, bırakılması. Kem kem, yavaş yavaş, az az. Ve sanati bisyari harfeyi daha profesyonel bir sektöre dönüştü. Ve eknun günümüzde
Hedefi bisyari ez udrethayi iktisadi ferhengi ve siyasi şode est. Evet, günümüzde diyor arkadaşlar, sinema yani bakın siyasi, kültürel, siyasi, kültürel, ekonomik güçlerden birçoğunun hedefi olmuştur. Tamam, şöyle est olmuştur. Ekonomi ne zaman? Günümüzde. Terkibi est. Arkadaşlar terkip tamlama demek tabii ki eski Osmanlı Türkçesinde ama terkip yani birleşmek, birleşim gibi düşünün. Neyin sinema bir birleşim, bir birleşimdir diyor. Neyin birleşimidir? İsyari hünerhayi muhtelif. Çeşitli sanatlarından müteşekkildir. Oluşmuştur diyebiliriz. Bu sanatlar müzikmiş, nakkaşi, resimmiş, raksi, dansmış, edebiyatmış ve mimariymiş ve gayrı. Evet, mimari, mimar, mimari çok sevdiğim kelimelerden biri arkadaşlar. İmar kökünden geliyor. Emruze arkadaşlar, emruze günümüzde bu arada evet. Tamam neyse içimden geçen her şeyi söylemeyeyim. Şair olarak içimden geçenleri söylemiyorum şimdi. Emruze günümüzde hatta arkadaşlar. Evet, günümüzde hatta kesani insanlar, kişiler, kimseler. Nasıl kişiler? Dost nedarent ve sinema berevent. Sinemaya gitmeyi sevmeyen kişiler. Hatta bile ya da diyelim. Mi tevanen ebiliyor film hayi sinema yi muhtelif çeşitli sinema filmlerini bir vesileyle nedir? Cabeyi caduyi hane işan evlerinin sihirli kutusu vesilesiyle seyrediyorlar. Ebinen arkadaşlar. Görsünler diyor yani görüyorlar. Evet. Görebiliyorlar. Böyle mitevanet görebiliyorlar. Diden görmek bin arkadaşlar. Onun geniş zaman kökü. Ve binen görsünler. Tam kelime anlamı bu. Ama burada mitevanen olduğu için görebilsinler. Der dünyayı emruz. Günümüz dünyasında yaklaşık olarak emeği hane evlerin hepsinde televizyon vardır. Televizyon da hane. Televizyon bahşi ez zendegi merdüm şodest. Televizyon insan hayatının, halk hayatının, insanların hayatından bir parça olmuştur. Emeği azayı hane vade bahersin. Her yaştan arkadaşlar ve her meslekten şuli, her meslek ve her yaştan aile üyelerinin hepsi mitevanent ebilirler. Neyi? Bername hayi muride alakayı hodeşan. Kendi ilgi duydukları muride alaka ilgilendikleri diyelim. Programlar, yani ilgi söz konusu olduğu, alaka duydukları diyelim, ilgi duydukları, bername programlar, der televizyon, televizyonda bulabilirler. Arkadaşlar. Evet, bulsun konent, feyda konent bulsunlar diyor ama orada mi tevanent dediğine göre bulabilirler. Tamam bak, burada mi tevanent, mi tevanent. Genelde fiillere uzak kullanılıyor arkadaşlar. Mi tevanent, peyda konent dese daha güzel olacak. Ama işte orada yeterli değil. Ve ba an sergerm beşevent. Bulabilirler ve onunla sergerm şoden arkadaşlar
oyalanabilirler. Şuradan bakayım başka bir. Notlarıma da bakayım buradan kafadan şey yapıyorum. Evet, vakit geçirmek, oyalanmak. Yani, oyalanabilsinler diyor bak. Emir kipinde geldiği zaman geldiği için bu mi tevanet beşevendi de etkiliyor arkadaşlar. Sergerm şoden vakit geçirmek, oyalanmak. Tamam mı? Şoden arkadaşlar, şoden çok önemli bir fiil. Yani şodem, şodi, şot. Şodim, şodin ya da şodit. Konuşma dilinde şodin ama normalde şodit ve şodent. Oldum, oldun, oldu, olduk, oldunuz, oldular arkadaşlar. Beşevem, olayım. Beşev, olsun arkadaşlar. Şoden, şo anlamı zannediyorum, şo da var arkadaşlar. Ama şev, beşev diyelim, olsun. Beşevet, şey, ol, beşev ol. Beş evet olsun, beş evim olalım, beş evit olunuz, beş event olsunlar arkadaşlar. Bakın burada beş event. Şebekayı, televizyonu, televizyon kanalları bahem birbiriyle rekabet mi konent birbiriyle yarışırlar. Ve ba mütenevvi kerdeni bernamehayı muhtelifi ferhenk. Fe nedir? Kültürün çeşitli programlarını çeşitlendirmeyle programlarını, evet, kültürün diyelim, muhtelif kültürün, ferhenk kültürü arkadaşlar, muhtelif ferhengi, kültürün çeşitli programlarıyla çeşitlendirerek. Evet, mütenevvi o da oradan geliyor arkadaşlar. Muhtelif, farklı diyelim orada. Farklı programlarıyla, işte çeşitli programlarıyla farklandırarak, çeşitlendirerek ilmi, ha, ilm hangi? Sadece şey değilmiş, kültürel değilmiş. İlmi programlar, tarihi programlar, içtimai programlar, sosyal, sporla ilgili programlar, hüneri, sanat programlarıyla arkadaşlar ve siyaset ve ne siyasi şan nedir? Siyasi programları, siyasileri, programları diyelim artık orada. Siyasi şan, alakament, estent. Evet. Siyasi, buradaki, şurada yine siyasi, hüneri ve siyasi şan. Evet. Siyasilerin programlarıyla mı diyeceğiz? Herhalde orada siyasilerin sanatın, evet, siyasetçilerin programlarıyla alagamen testen, alagamen testen ilgi duymak arkadaşlar. Yani o, evet, alagamen sent istiyorlar. Evet, yani istemek. Evet. İstiyorlar ki, tamam mı? Alakament hesten buden arkadaşlar, tamam mı? Orada ilgili olmak, istemek işte, merak, ona ilgisini çekmek. Evet. Diyorlar ki efradı, müşteri, daha çok kişiyi ve semti, ot. Yani işte, tamam, burada da nedir? Diyor ki işte nedir? Daha çok insanı kendi taraflarına çeksinler istiyorlarmış arkadaşlar. Çeksinler. Evet. Yani ilgi uyandırmak falan gibi düşünün. Bazen musabaka hayi televizyonu, televizyon yarışmaları ba harç kerdeni hezine hayi sengin, ağır masraflar harcayarak yapılan televizyon yarışmaları bazen
Saat ha saatlerce muhatabini hot kendi muhataplarını televizyonun ayağında yani televizyonun başında biz ayağında demiyoruz başında bir nişanen yani orada göstermek herhalde arkadaşlar nişandan göstermek tamam mı? Evet. Televizyonun başında gösteriyorlar. Evet. Yani saatlerce program sürüyormuş. Anhara ve onları oya diyorlar. Serger mi konent. Evet. Kudret ti fera merzi mahvare ha. Evet. Ferame merzi evet fera evet sınır ötesi gibi düşünün arkadaşlar bunu yani sınırsız falan şuradan bir bakalım merz sınır bak fera merz buradan hemen vajeba bakıyoruz arkadaşlar vajeba baktığımız zaman nedir Farsçadan Farsçaya arkadaşlar ne bir değişelim evet fera merzi evet, fera merzi. Netice bulunamadı diyor. Fera merze bakalım. Fera merz. Evet. Orada yoksa nedir? Buradan da. Yani hiç şey yok arkadaşlar bizde. Nedir? Oradan olmadı, oradan. Aslında bir tane daha iki sözlük şimdilik bana yetiyor ama. Fera, mer, yani sınırsız, sınır ötesi. Evet, tamam, sınır ötesi. Evet, neydi? Uyduların diyor, sınır ötesi. Uyduların, nerede bu uydular? Uyduların sınır ötesi gücü de yaklaşık olarak haddü merzi ferhengi ikişverik. Ülkelerin kültür, sınır ve sınırlarını diyelim. Hadd, merz arkadaşlar. Yani yakın anlamlı kelimeler. Sınırlarını azaltıyor ve irtibat hayi ferhengi ana onların kültür iletişimini, irtibatını kuvvetlendirmiştir. Tamam mı? Burada da tabii azaltıyor değil de azaltmış diyeceğiz arkadaşlar. Kerde est. Kemter kerden azaltmak. Kemter kerde em. Kemter ker kemter kerde i. Kemter kerde est. Yani azaltmışım, azaltmışsın, azaltmış. Kemter kerde iyim. Kemter kente kerde it. Kemter kerde ent. Azaltmışız, azaltmışsınız, azaltmışlar. Envai film ha ve bername hayi muhtelifi muhtelifi cengi. Evet. Çeşitli savaş programları ve filmlerin ve film çeşitleri çeşitli programların çeşitleri atıfi duygusal ailevi, cinayi programlar bakın ve film çeşitleri diyor. Bunlar burayı etkiliyor. Cinayi, cinayet, komedi, komedi, polis, polisiye arkadaşlar, tarihi, tarihi, siyasi, siyasi, kartoni, çizgi film ve hüneri ve sanatsal. Heyam, aver, ferhang, heyam, aver. Evet, peyam aver. Peygamberden geliyor arkadaşlar. O peygamber, peyam, mesaj, aver. Averden götürmek. Yani elçi. Ne diyor? Çeşitli kültürlerin, ne diyor? Halk, çeşitli halkların kültürlerinin elçisidirler. Evet.
Evet, ahbari dünya arkadaşlar, dünyanın haber, dünya haberleri. Kamilen, tamamen beruz ve besuret, surat. Derheme-i-ca. Arkadaşlar, burada beruzu tabi suratle, oradaki beruzu var ya, tam güne ve arkadaşlar surete, yani ya da günlük ve suratli diyelim, tamam mı? Dünya haberleri nasıl? Ama besuret suretle arkadaşlar, beruz da yani beruz, tabii onu normalde boruz şeklinde yazıyorlar ama burada beruz. Güne ve sur'e. Yani arkadaşlar taze haber demek istiyor zannediyorum. Tamam mı? Hızlı ve nedir? Beruz. Yani ruz gün arkadaşlar. Güne. Tamam. Orada kelime anlamı ama nedir? Günle ve suratle. Desek B'yi orada bir L anlamında versek çok olmuyor ama. Orada yani hızlı bir şekilde demek. Güncel anlamı da olabilir. Ve ne, dünyanın her yerinde hızlı bir şekilde ve nedir? Dünyanın her yerinde yayınlanıyor. Evet. Beruz, günlük ve suratli bir şekilde desek sanki daha güzel olacak Beruz. Muhammed hocamıza sorayım diye aradım arkadaşlar. O da uyumuş zannediyorum. Evet, orada bir tane mevzu için de videoyu şey yapmayayım dedim. Hızlı ve güncel olarak desek aslında var ya daha güzel olacakmış gibi geliyor bana. Onu da söyleyeyim yani. Siz hızlı ve güncel olarak dünyanın her yerinde yayınlanıyor deseniz daha güzel olur yani, güncel. Tamam. Zaten beruz ortaya çıkmak, güncel, güncellemek falan gibi bir anlam. Evet, yayınlanıyor. Pakş mi şevet yayınlanıyor. Ve takriben neredeyse arkadaşlar, ne diyor? Bakın, insanların gözünden çok az şey uzak kalıyor. Dur, mimanet, yaklaşık olarak ya da neredeyse, yani her şeyden haberdar oluyorlar demek istiyor arkadaşlar. Çok az şeyden, gözünden, insanların gözünden, nazarından uzak kalması, neredeyse her şeyden haberdar olma. Bain hal, böylece, bain hal, henüz hem efradi hestent ki bain hacmi dilay resani ve bostoreşi resane hayi cem'i muafık nistent. Evet. Güzel demiş ama ne demiş acaba? Bakıyorum orada da bulamadım. Orada da bir şey var. Yani evet. Yani son düzlükte takıldık. Evet. Evet. Ne diyor? Böylece şimdi de bain hal. Bu halle yani bain hal böylece ne diyelim, hem efradi hestent ki insanlar vardır ki bain hacmi vesaire. Bu bilgilendirme hacmiyle ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla aynı fikirde değiller diyor yani. Muafık nistet değiller. Bak şöyle.
Şimdi de diyor insanlar ha vardır ki bak şimdi de insanlar vardır ki ama nasıl insanlar ne diyor bilmem ne şuyunun yaygınlaşmasıyla aynı fikirde olmayan insanlar düşünüyorlar ki göstereşi in bername ha nedir bu programların yayılmasıyla sınırların, kültür sınırlarının ezbeyn reften i haddü bilmem ne sınır kültür sınırla ülkelerin kültürel kültür sınırlarının ortadan kalkması ve bu programların yaygınlaşmasıyla arkadaşlar nedir? Muharef ve nigeran konunda est. Muharef. Evet. Evet. Şunu nasıl bakalım? Dur bakalım şuradan. Evet, böylece diyor şimdi de insanlar vardır, hesten vardır ki arkadaşlar şuna rağmen diyelim bakalım nedir muvafık olmalarına rağmen ha yani sosyal medyanın yaygınlaşması ve bilgilendirme hacminin büyümesinde muvafık olmamalarına rağmen evet muvafık istent evet olmamalarına rağmen arkadaşlar düşünülüyorlar ki diyor sınırların kalklanmasıyla endişelenmişlerdir diyor. Burayı tam oturtamadım sanki arkadaşlar. Evet. Yani diyor ki yani sosyal medyanın yaygınlaşması ve nedir işte bilgilendirme hacminin hacmiyle arkadaşlar orada olmamalarına rağmen arkadaşlar orada muvafık katılmama yani bunlara tasvip etmemelerine rağmen bazı insanlar bugünümüzde bazı insanlar da vardır ki zannediyorlar bu programların yaygınlaşması ve ferhenk sınırlarının tamam şimdi oldu. Sınırlarının ortadan kaybolması ve işte bu programların yayılmasının arkadaşlar ülkelerin kültürel bilmem sınırlarının ortadan kalkması ve bu programların yaygınlaşmasının arkadaşlar endişe verici olduğunu düşünüyorlar diyor. Orada muharip herhalde arkadaşlar muharep negeran endişe arkadaşlar tamam mı? Endişe negeran şodan endişelenmek negeran ne baş endileşelenme falan diyor bu da negeran konende endişe verici cidir yani nedir tahrip edicidir bak muharep orada da muhtemelen bozmak yani nedir yani bu diğer insanları hani yozlaşmaya sebep oluyor anlamında. Tamam bu bozulmaya sebep oluyor anlamında. Endişe verici
ve nedir? Bozgunculuk yapıyor ya da bozuyor kültürleri. Evet, yine bir bakayım. Muharep, onun şeye bir bakayım arkadaşlar. Buraya not almamışım. Ya bazen işte insan bildiğini zannedince buraya notlar alıyorum falan. O notları es geçiyorum her şeyi. Evet. Bilmek kötü bir şey arkadaşlar. Ama öğrenmek güzel. Evet, muharip. Nerede muharip? Şuradan bakalım. Muharip. Evet, muha diye uzun okumayacağız. Bu. Kırıntılı he. Nasıldı? Kelimeyi bir bakayım. Evet. Muharep. Muharep. Muharep olarak yazacağız. Evet. Muharep. Harap konende. Evet. Bozulmuş. Viran konende. Viran etmiş. Evet, dediğim gibi arkadaşlar. Eş anlamlı kelimelerine bakınca bak şimdi çıkar mesela. Tahripkar, tahrip edilmiş. Evet. Benaye Viran saz. Viran ger, viran saz. Abat ger diyor. Evet. Tamam. Yani evet. Yıkılmış, bozulmuş, yozlaşmış falan gibi anlamları var. Bu da kültürün yıkılması. Muharip ve nigaran endişe vericidir demek istiyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Vallahi işte bu kadar arkadaşlar, bu metinler zor, kolay değil yıldızlar yani. Evet. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Kaç? 31. Şurada kalmadı zaten metinlerimiz. Sıraları biraz farklı çektiğimiz için sadece bir tane metin kaldı arkadaşlar. Onu da yükleyeceğiz hatta. Sırada biraz değişiklik yapmış olabiliriz. Evet, sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bugün çok şiire yer veremedik. Evet. Ama size Şeyh Galip'in bir beytiyle veda etmek istiyorum. Hoşça bak zatına, kim zümde alemsin sen, merdüm dide ekvan olan Adem'sin sen.